Kuşa kalka muhabbete hoş geldiniz efendim. Buyurun gelin siz de çay muhabbetimize katılın. Abdurşehit abinin dayanılmaz sohbetine. <gülüyor> 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 Buyur abi ne var bugün? Day Dayanamadın çıkacacak mısın? Tabii canım çok eğer kesmezse ben kalkar giderim sen tek başına evet. devam edersin. Tabii. Kameramanla arkadaşlarla. Bir onlar da bırakıp gidiyormuş. <laughs> bugün evet. ne var abi ne söyleyeceğim bize? Ee, bizim düştüğümüz bir yanılgıyı nazara vermek istiyorum. Ben düşünmem. Sen kendi adını oku. <laughs> yani bizim derken bizi kastediyoruz yani. He, hep. Kendimi kastediyorum ee, şimdi bu yaratıcı yaratıcıyı konuşurken, yaratıcıyla ilgili konuşurken insanların getirdiği argümanlar, yaratıcının alternatifi olan argümanlar ee, daha çok zamanın ötesine gidiyor. Daha çok şöyle söyleyeyim. Yani alternatifi de ne, ne ne neyi inkar ediyorlar? Neyi inkar ediyorlar? Şu anda olan bir olay üzerinden geçmişte geçmişle alakalandırdığı bir şeyi inkar ediyorlar. Şunu demek istiyorum. Hiç mesela anlamadım. mesela diyoruz ki buraya bak diyor etrafta diyor zulümler var diyor. ızdıraplar var, acılar var, elemler var. Tanrı olsaydı böyle olmazdı. Masumlar ölüyor falan. Yani, demek siz, ki tanrı yok. E, e, demek ki tanrı yok diyor ama tanrı derken Müslümanların tanrısı veya dindarların tanrısı dediği şey de insanı başlangıçta yaratan veya belli zamanlar aralıkta insana e, insana hükmeden veya zaman zaman işte böyle e, vahiy ile falan e, araya müdahale eden kafada böyle bir tanrı var. Hı hı. Biz de buna cevap vermeye çalışıyoruz. Yani hı hı. o da mesela kendince o da diyor ki tarih öyle okunmaz, böyle okunur diyor. <laughs> mesela siz de orada geçmişte bir hayır diyor Big Bang vardır bilmem ne vardır şu vardır falan ondan sonra adam hatta öyle e egzantrik bir şey mi ki, söylüyor ki aslında bitki bile kendi kendine bitki olmadı insan onu bu hale getirdi. Portakal mesela başlangıçta bir tohumdu tohumdu. Ondan sonra o tohumu farklı farklı seçti. Daha mükemmel seçildi, daha mükemmel seçildi, daha mükemmel seçildi bir baktım ondan sonra bu meyveli portakal oldu. Ondan sonra çekirdeksiz portakala kadar gitti demeye getiriyor. Yani neticede bir birileri ki orada da insan seçiyor çok ilginç. Neyse benim söylemek istediğim şu. Biz spekülatif bir alan üzerinde tartışma yapıyoruz. Yani, evet, yani. geçmiş yok şu anda ve geçmişi getirip de şu anda deney deney şeyine sokamayız. Masasına koyamayız. Deney masası koyamayız. Gelecek de yok. Geleceği de Şu anı konuşacağız. O zaman biz Tanrı'yı konuşurken daha. Bir dakika da... sen diyorsun ki yani mesela ateistlerin veya hani Tanrı'yı inkar etmek için bir delil arayanların delili şu anda ama inkar ettikleri Tanrı geçmişte daha doğrusu ezelde. Hı hı. Evet. Ezelde değişik mi? değişik bir bakış açısı. Bizim bir yani. Gerçekten ezel deseler konu hapten değişir de evet geçmişte yani. Mesela ben ne yapıyorum? Burada bir şey var. Burada bir şey var. Bu var olan şeyin yaratıcısı kim diye soruyorum, değil mi? Sen kimsin? Sen kim, kim olarak? Kim olursam, insan olarak soruyorum. Tamam. Kim yaptı bunu diye soruyorum. Bir, burada bir şey varsa şu anda bir şey var dediğim anda şunu diyebilir. Beni ilgilendirmez kimi yaptı. Ama burada bir şey yapılıyorsa bu yapılanın şu andaki sorumlusu kimdir sorusu önemli bizim için bence. Bir dakika şimdi. He, durağan bir nesne için geçmişini konuşabilirim. Hı hı. Geçmişi bir parametre olabilir. Ve bunu konuda hiçbir sonuca çıkamayabilirim. Tamam. E, ama şu anda olan bir hareket için birisi bir bayrak sallıyor mesela. <laughs> Geçmişte birisi bayrağı yaratmış lan. Sallanıyor şimdi bayrak sallanıyor yani <laughs> veya bir, bir bir şey oluyor o anda. Hmm. O anda olanı yapanından bağımsız düşünemem diyorsun. Evet. Tamam bu yani güzel bir şey ama neyse. Ben mesela yaratıcıyı dolayısıyla bu anda da yaşamalıyım. İlintilendirmeliyim demek istiyorsun. Yani delili kendi dünyamda delili buradan getirmem gerekiyor. Varlığa da yokluğa da. Şu andan getirmem. Evet, varlığa da yokluğa da şu anda itir getirmem itiraz, gerekiyor. İtiraz, hemen hmm. itiraz. Hemen itiraz. Şu anda bayrak sallanmadığı durumlar var. Yani var mı gerçekten? Yok mu? Yani nasıl diyelim? Şu anda yapılan fiili şeyler için tamam dediğini anlıyorum. Ama bardak, aha bardak yani. Mi. Ne nasıl mi? ya bardak işte ne bu? Şu Bido, anda bidon bardak, mu? Şöyle söyleyeyim. Şu anda bu bardağın mesela daha böyle yaşanılır bir şeyin içinde onu önce canlılardan örnek vereyim, sonra buraya geçeyim. Yok mesela ya ben benim ben, ben ben çiçek görüyorum. Çiçek sabahleyin çiçek kapalıydı. Öğleden sonra, ağır. Öğleden sonra açıldı, açıldı. Sürekli bir hareket var. Sürekli bir hareket var değil mi? Sürekli. Benim dünyamda şu anda sürekli bir hareket var. Daha aşağı ineyim. Bu hareketin altına doğru inmeye başlıyorum. Mesela hücrelerim sürekli hareket içerisinde. Hücrelerim sürekli hareket içerisinde. Organlarım sürekli hareket içerisinde. Organlardan hücrelere, hücrelerden daha alt birimlere git. Sürekli hareket var, sürekli bir hareket. Bu hareketin sorumlusu kim? Benim varlığım dahi, hatta şunu da geldiğim, suna geldiğim zaman da şundaki, şunda atomlar hareketini durdursa, şundaki atomlar hareketini durdursa bu bardağı görebilir miyim? Yok, yani ee, bardağı madde... görebilmemin ve bardak diyebilmemin sebebi şu andaki hareket. Ben de diyorum ki bu hareketin sorumlusu kimdir? Buraya gelelim efendim diyorum. Şimdi bir dakika. Ee, sen çok olayı değişik bir yere getiriyorsun. Sen şu bardağın kayım olmadığını, durduğu yerde durmadığını söylüyorsun. Evet. Yani bardaktan ziyade her şeylerinde öyle diyorsun. Ama bu bizim çok ön kabul yaptığımız bir şey. Yani ne demek? Ee, eşya zatıyla bizzat vardır diye kabul ettiğimiz bir şey. Öyle sen mi? Öyle mi? İşte oradan vuruyorsun yani. Öyle mi? İşte mesele orada ve biz zaten eğer o insanlara da bir şey söylerken o onu kabul onun onun dediğini kabul ederek onun üzerinden hareketle gidiyoruz. Burada problem orada e, burada yatıyor zaten. Anlatabiliyor muyum? Ben varlığı bu bardak var dedikten sonra sinema perdesi. Evet sinema perdesi var. Sinema Sürekli perdesi, oynuyor oynuyor. De, diyemezsin ki o sinema perdesinde gördüğün araba oradan oraya giden araba kendi zatıyla var. Yok öyle bir şey. Her Yok. anı andan an yaratılmaktadır. Yapılıyor. Buna güçlü bir delil ver. Yani vers nasıl ya şu bardak her an şunu sinema perdesinde gibi yaratılıyor mu? Yani kuantum fiziğine kadar inersen buna öyle diyebiliyorsun evet. Ya şimdi kişinin ne söylüyor? Ha bu, dur. Gitmene kuantuma kadar gitmene gerek yok. Atomun içerisindeki elektron var, proton var diyorsun. Dur. Ve... Öyle deme. Hı, -hı. O, o da doğru, o da doğru ama herkesin anlayabileceği bir şey sunalım. Bizim bir arkadaş var, biliyorsun, hmm. ihtida eden bir arkadaş. Onun söylediği yorum. Yani bir anı bir önceki ana sebeplendiremiyorum. Bir anın varlığı bir önceki ama otomatikte onu yapıyoruz. Yani bu şu demek. Ben şu anda bu bardağı görüyorum ya. Diyorum ki bir saniye bir an sonra da bu var olacak. Yok. Öyle bir delil yok. Yok zaten bir bir sonraki an diye bir şey yok. Var mı? O öyle de. Yani bir sonraki an var olursa da bu bardağın da var olacağının bir delili yok. Yani bu bardağın şu andaki varlığı bir sonraki varlığına delil değil. Yok. Geçmişi de, de geçti mesela geçmişi nerede? Ne demek geçmişi? Geçmişi geçti. Nerede yani bardağın geçmişi? Hani bardağı bir şeye dayandıracağımız şey de yok aslında. Zaman yok olmuşsa anlatabiliyor muyum? He, bu... Ha, diyemezsin ki 10 senedir var gene var olacak. Geçmiş nerede? Bu burada şeyi kastediyoruz bu arada sevgili seyirciler. Yani bu bu bardağın birinin gelip kırılmasını falan bahsetmiyoruz. Bu, şu anda var olan bu bardağın varlığını devam ettirmesinden bahsediyoruz. Evet. Bu üzerine çok düşünülecek bir şey ya. Toplayalım. Şöyle toplayalım. Deneyeyim daha doğrusu toplamayı deneyeyim. Ben herhangi bir nesnenin varlığını bir an öncesine sonrasına dayandıramıyorum. Şu anda varsa bunun yaratılıyor olması lazım. Hatta bunun alt seviyelerde de de delilleri var. Atomlar, kuasarlar, bilmem neler seviyesinde de. Bu şu anda büyük bir faaliyetle yaratılıyor zaten. Yaratılmasa bitti. Yok. Şu anda şunu da yaratılıyor. Şu anda tasarruf var. Yarat şu anda sürekli bir hareketlilik var ve bu hareketlilik düzenli bir şekilde ortaya çıkıyor. Bardak olarak ortaya ha, ben çıkıyor. Ben yana sıçramış oldum. Ya tamam. bardak olarak çıkıyor. Be benim şimdi mesela gerçekten bakalım. Bak benim midemde benim Kar, gözümde, kulaklarımda, duygularımda her yerde müthiş bir hareket var. Bunun sorumlusu kim? Ve bir de bir de benim benim vücudumda olan hareket. Hareket varsa zaten sorumlusu olmak zorunda. Kim bu bunu sorumlusu? Şu anki hareketimin, şu edimin kaldırmasının, gözümün görmesinin, vücudumdaki hücrelerin 100 trilyon hücrenin veya katrilyonlarca e, atomun hareketinin ve bu hareketlerin hiçbiri de hikmetsiz ve düzensiz değil, bir de bilgi, ilginçtir, benim vücudumun hareketi, senin vücudun hareketi, bütün insanların vücudundaki hareketler hepsi birbiriyle koordineli ve birbiriyle ilişkili olarak var. Ve uyumlu. Bunu, bunun sorumlusu kim? Ve ben şunu, şunu, şunu da özet olarak... Sorumlusu kimden önce? Sorum, bir sahibi olmalı. Sorumlusu kimse? Onun da olması gerekiyor, sorumlusu olması gerekiyor. Heh, olması bu hareketi gerekiyor. kim yapıyor? Ben yapmıyorum, sen yapmıyorsun, bu da yapmıyor. Ya ben bal gibi biliyorum benim üç, yaratıcının varlığına en kuvvetli delil. Evet. Bu şeyi düşürür yani işte mesela depremlerde, tsunamilerde ölen masumlar falan öldüğüne göre demek ki yaratıcı yok fikrini düşürür. Evet. Her şey her an olduğuna göre demek ki bir yapıcısı var. Bütün fiiller, her şey fiil olarak olduğuna göre bir yapıcısı var. Ha peki bu yaratıcı yapıcı yaratıcı niye bunlara müsaade ediyor? Bu ikinci seviye soru evet. artık. O ayrı güzel. Eyvallah. Efendim bir sonraki düşe kalkada görüşmek üzere. Her an yaratıldığınızı unutmayın. Hoşçakalın.